Eksik bitmez. Ama şu var, yani iyi bir takım olmak zorundayız. Yani iyi bir takım olmak için artık bu defteri kapatmalıyız. Fırsatlar kullanmalı. Fırsatlar kullandıkça, evet, her şeyin bir üstü var. Ama en üstü bence takım olmak ve sevmek ve sevilmek. Ama şu bir gerçek ki, uzun yıllar Trabzon için konuşuyorum bunu. Trabzon özel bir şey. Uzun yıllardır Trabzon'u seven, burada yaşamak isteyen, burayla barışık, kendisini burada mutlu hisseden bir kadro var. Bu hepimiz için geçerli. Ben, oyuncular ve diğerleriyle ilgili. Çok rahatlar, çok mutlular. Zaten yıllar da değişince önümüzdeki şartlar ve koşullar da değişmeye başlıyor. Trabzon'da yaşamak inanın bana çok daha kolay ve çok daha basit. Ve bu yaşantıyı futbol gibi bir işi yapıyorsanız çok daha güzel hale getirebilirsiniz. Biz bunun üzerine dura dura buradaki oyuncuları ikna etmeye çalışıyoruz. Bir de şu var. Biliyorsunuz biz toplamda Kamil'i bonservissiz aldık. Teo kiralık geldi. Genç bir oyuncu. Acaba bizim oyuncumuz olur mu diye hala üzerinde duruyoruz. Genç bir oyuncu. Biz Kuçka ve Burak'ı transfer ettik. Ve ondan sonra bir duruşumuz oldu. Uzun süre bu duruşumuzu bozmadık. Israrla bize gerekli olan, bizim takımdaki oyuncularla o ahengin birleşeceği ve onları büyütecek oyuncular peşindeyiz. Peşinde koşmaya devam ediyoruz. Emin olun bir tane olacak ama öz olacak. İdare etmek için asla bunu yapmayacağız. Ve Trabzonspor'un özellikle kendi değerlerine uygun ve kendi değerlerine sarılan bir takım yaratmak için mücadele edeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ve bu değerler nedir? Sizler uzun uzun burada tartışmaya gerek yok. Öncelikle burada yaşamayı, burada olmayı içine sindirmek ve burada bunu kavramak gereken oyunculardan kurulu olacak. Emin olun taraftarımız da bunu net bir şekilde ileride görür. Burada oynamak ve burada bulunmak ve burada başarılı olmak için gerçekten çok çaba sarf ediyorlar. Öncelikle çok kötü bir dönemden geçerek geldik. İmajımız, itibarımız sorgulandı. Bunu kimsenin suçu olduğu için söylemiyorum ama bunlarla karşılaştık ve hala da devam ediyor karşılaşma. Bunları aşarak gelip burada takım kurup bir anda oldu. Üç tane oyuncuyu da aldık, bitti. Hayır, bitmedi. Şimdi başlıyor. Hatırlıyorsunuz 2011'de şampiyonluğa yarışan o kadroların hala üzerinde çok tartışılan kadronun kurulumundan sonraki 3 yıl içerisinde sonuçlar gelmeye başladı. Yani ne olursunuz bu konuda istikrarlı gidelim. Çünkü elimizde çok genç ve iyi bir kadro var. Abdüş gibi, Yusuf Yazıcı gibi, Okay gibi, daha geriden gelen Castillo gibi, Mero gibi çok genç oyuncularımız var bizim. Ve bu genç oyuncularımızın değeri yükseliyor ve Türk oyuncular da var. Ve bu değerleri biz daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmak zorundayız. Ve bunun gibi değerleri de takım içerisine katıp işte Sosa gibi, Burak gibi tecrübeli oyuncuları, Kuçka gibi bunlarla beraber bunları karıştırıp bunların ürünlerini doğru zamanda ve iyi yerde almalıyız. Yoksa bu iki maçla, bir maçla, bugün maç bitti. Bizim önümüzde çok ciddi maçımız var. Arkasından burada yine çok zorlu bir maçımız var. Onun arkasından çok daha zorlu bir maçımız var. Yani bitmiyor her şey. Geliştirmek işte burada bunu yarışarak geliştirmek çok çok zor bir şey. Ne olursunuz bu konuda medyamızın ve özellikle taraftar ve camiamızın sağduyulu olup bize inanıp güvenmesini sağlamak gerekiyor ki doğru işler yapıldığını inanıyorum. Şu anda da doğru işler de yaptığımızı düşünüyorum. İşte siz soruyorsunuz, Abdüş olur. Trabzon'dan oyuncu çıkar, çıkacak, oynayacak da. Ama biraz daha ayaklarımız yere bassın. Başakşehir maçı niye bırakıyor musunuz? Ne oldu? Hayır. Neyi karşılaşamayacaksınız? Biz bu hafta içerisinde de düşünüyoruz yani tam netleşmedi ama Can Bey'le konuşup hafta içerisinde de bir sohbet planlıyoruz. Yok. Geri aldım. Kolay olmuyor. Keşke hemen oyuncuyla ilk planladığın gün bitirip her şeyi kapatıp atsan. Keşke şu anda bulunduğun kadroyu planlayıp hemen sezon başında başlayıp hiçbir zaman bozmadan da transferi kapattım, devam etsen. Ama bu çok zor. Neden çok zor? Çünkü bizim geçen sene başında başlayıp devre arasında ve daha sonrasında kurmak istediğimiz organizasyonu ne kadar çabalar ve ne kadar
problemlerle karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. Ama bundan hiçbir zaman yılmadık. Sağ olsun camiamız da zaman kıssa da bize, bizi desteklediler. Zaman zaman protesto etseler de haklarıdır desteklediler. Yine desteklemeye devam ediyorlar. Bu zaten hep beraber olmaktan geçiyor. Umarım en kısa süre içerisinde hep beraber oluruz. Ama şu bir gerçek ki ben ikinci başka bir konuda daha çok Türk oyuncusu çok fazla ayrım asla yapmıyorum. Türk, yabancı bu konuda tabii ki fikirlerim var. Olmazsa hafta içinde de konuşuruz. Bizim buradaki zenginliğimizin takım üzerindeki ve yabancı oyuncularımızın sahiplenmesi konusundaki tutarlılıkları, oyuncularımızın davranışı takımı çok daha hızlı performans ve sonuca götürecek birlikteliği eminim ki kısa zamanda yaratacaktır. Sağ ol. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ederim.